Hazreti İsa Meryem oğlu İsa olduğunu ne zaman anlar? Yakışıklım sen çok güzelsin. Bayağı güzelsin maşallah. Bir daha bakayım sana. Hazreti İsa Meryem oğlu İsa olduğunu ne zaman anlar? Çocukluktan delikanlılığa geçiş var. Akıl almaz güzel maşallah. Allah sana çok uzun ömür versin. Cennet delikanlısı olursun inşallah. Süper yakışıklısın. İsa Mesih geldiğinde uyur halde getirecekler zaten. Bir evde veyahut bir kilisede bir yerde muhtemelen işte yatabileceği bir yerde yatar halde bırakacaklar. Uyandığında Aramice konuşur. Kendini bilmez, geçmişini bilmez. Oradaki insan ona yardım edecekler. İşte üstü başını değiştirecekler. Yiyeceği yemekler, şey, onları gösterecekler. Onlar da önce anlamaz. Yani şuurunu kaybetmiş bir insan olarak düşünürler. Ama şüphelenirler tabii. Yani normal bir durum değil. Yani görünüşü olağanüstü olduğu için. Yani onu polise falan intikal ettirmeyecekler. Normalde polise intikal ettirilmesi lazım. Ama işte Allah'ın onlara verdiği ilhamla şüphelenecekler. Yani İsa olması ihtimalinin üstünde duracaklar. Dolayısıyla ona işte yabancı dili öğrenmesi, Kur'an'ı, İncil'i, Tevrat'ı öğrenmesi konusunda yardımcı olacaklar. Çok zeki olduğu için, çok akıllı olduğu için yaklaşık 12 dil falan bilecek İsa Mesih. Kur'an'a tam hakim olacak. Kur'an'ı ezberden bilecek. Tevrat ve İncil'i ezberden bilecek. Yani normal bir insan hafızasında bu olmaz. Değil mi? Bana getirsinler Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i ezberden bilen bir insan. Yoktur. Bakar bakmaz bir şeyi hemen ezberleme kabiliyeti var İsa Mesih'in. Yani tamamını hafızasında tutuyor. Bediüzzaman'da da var o, Said Nursi'de de var. Bence kolay anlaşılır ama yani eğer çok katı kalpliyse insanlar, vicdansız da anlamazlar. Yoksa anlaşılmayacak gibi yani buraya gelse insanın nutku tutulur. Hemen yüzünden açılır. Yani yani bir kere bir peygamber çarpıcılığı vardır. Hipnoz etkisi yapar. Derhal etkiler insanı. Yani gözünü alır far gibi öyle bir az etki meydana gelmiyor. Yani çok şiddetlidir etkisi. Ama o çok, çok mazlum olur, çok mütevazi olur. Yani avamdan bir insan gibi davranır yani. Hani bir havası, hani büyüklük falan öyle şey onları bilmez. Yani çok korkar öyle şeylerden. Benim kanaatim İsa Mesih geldi. Şu an onu muhafaza ediyorlar. Yani bir Hristiyan tarikat içerisine geldiğini düşünüyorum. Büyük bir Hristiyan tarikat içine. Yani Mehdi'den de haberdar olduğunu düşünüyorum. Haberin olmaması mümkün değil. Ama kıpırdayamaz İsa Mesih. Yani onun en önemli özelliği kendini iyi saklayabilmesi. Yani en büyük başarısı olur. Kendini saklaması olur. Çünkü kimliği yok. Çok vahim bir şey olur. Yani polisle karşılaşsa. Yani alaka tetkikine sokacaklar falan çok bayağı oluyor. Gözaltına alınır. Bayağı tehlikeli olur. Yani bir de talebelerinin onun İsa Mesih olduğunu iddia ederlerse olayın çapı iyice büyür. Yani bayağı tehlikeli olur. Ateist, dinsiz adamlar zıvanadan çıkarlar. Çok çok tehlikeli olur. Yani bir kısmı tabii zıvanadan çıkar. Dolayısıyla biraz beklemek lazım.